Evet arkadaşlar, bugün sizlerle fırında keşkek yapacağız. Yani hem fırında hem de çömlekte keşkek yapacağız. Onun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet orta boydan büyük keşkek çömleğimiz. Gördüğünüz gibi yıkanmış, temizlenmiş. Akşam yine temizledik. 1 kilogram aşurik buğdayımız, yarım kilo nohutumuz. Biz bunları akşamdan ısladık, hazır ettik. Bir tutam iki parça kadar kemikli etimiz. Etimiz elimizde bu kadar olduğu için biz bu kadar kullanacağız. Siz isterseniz istediğiniz kadar lob et, yani kemiksiz et de kullanabilirsiniz. Bundan biraz tuzumuz. Bundan bir yemek kaşığı tuz alacağız. 2 adet soyulmuş kuru soğanımız. 1 adet, 1 çay bardağı sıvı yağımız ve biraz da tereyağımız var. Evet arkadaşlar, malzemelerimiz bu kadar. Şimdi biz bu malzemelerimizi çömleğimize yerleştireceğiz ve fırınımıza vereceğiz. Bunlar için evvela ilk önce etimizi çömleğimizin dibine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Et de koyabilirsiniz. Tavuk da koyabilirsiniz. Bütün et de koyabilirsiniz. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Evet, yerleştirilen etimizin üzerine akşamdan ısladığımız, her yerde bulabileceğiniz aşurik buğdayımız ve nohutumuzu çömleğimizin içine boşaltıyoruz. Güzelce. Arkadaşlar bu çömlek 10-12 kişilik ve 1 kilogram aşurik buğday alabilen bir çömlek. Bunun daha ufakları da var ve biraz daha büyükleri de var. Evet, gördüğünüz gibi. Hepsini boşaltıyoruz. Güzelce. Hepsini böyle. İçine. Çömleğimizin içine boşalttık. Şöyle güzelce üstüne düzeltiyoruz. Bunun içine önceden soyduğumuz kuru soğanlarımızı, iki baş kuru soğan. İster koyabilirsiniz, ister koymayabilirsiniz. Soğanlı daha lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı da şöyle yerleştirdik. Bunun üzerine bir çay bardağı sıvı yağımız var. Şöyle güzelce bunu da döktükten sonra. Evet. Bir tutam da sizin isteğinize göre tereyağımız var. Bu tereyağımızı da şöyle çömleğimizin içine koyduk. Şimdi tuzumuzu atacağız. Tuzumuzu yaklaşık bir yemek kaşığı kadar atsak yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, tuzumuzu da attık. Çömleğimizin malzemelerini koyduk. Bu çömleğimizin üzerine suyumuzu ekleyeceğiz. Şuraya kadar taşmayacak kadar suyumuzu ekledikten sonra fırına vereceğiz. Arkadaşlar ben sizden şimdi şu anda müsaadenizle ben bu çömleğimi fırına götüreceğim. Fırında suyunu ekleyeceğim ve fırına koyacağımız bölümü de orada çekmek için size müsaade istiyorum. Ve çömleğimizi fırına götürmek için görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, keşkeğimizi getirdik. Şimdi suyunu tamamlayacağız. Keşkeğimizin içine suyunu dolduruyoruz. Evet, keşkeğimizin suyunu tamamlıyoruz. Evet, doldurduk. Şimdi kapağını kapatalım. Evet. Kapağını kapattık. Evet. Şimdi keşkeğimizi fırına süreceğiz. Keşkeğimizi aldık. Fırının ağzına yerleştirdik. Şimdi keşkeğimizi yavaşça fırınımızın içine şöyle köşeye doğru. Evet.
Biraz zor oldu ama kürek. Kürekle. Evet. Yani ustam yerleştiriyor. Şu anda. Evet. Keşkemizi fırına yerleştirdik. 2-3 saat içinde pişmesi lazım. Ve piştikten sonra keşkemizi alacağız. 3 saat sonra görüşürüz. Şimdi keşkemizi çıkartacağız. Ustam çıkartıyor. Bez nerede bez? Bu yakar ya, bu başka kalın bez yok mu? Yanmaz, yanmaz. Yakmaz, yapsın, çek alın. Al abi. Gel abi, ben alayım şimdi. Elini yakmayasın, dikkat et abi. Bir bez daha yok mu burada? Güzel sar abi, özel etme. Evet. Bu çöpü neden buldun şimdi? Keşkeğimizi de aldık arkadaşlar. Evet. Keşkeğimizi pişirdik. Çok güzel olmuş, mis gibi, gördüğünüz gibi. Keşkeğimizi alıp evimize götüreceğiz ve onu da güzelce servis yapacağız. Evet arkadaşlar, keşkeğimizi fırından aldık, evimize getirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. Bunu güzelce şimdi etlerini çıkartacağız ve güzelce karıştıracağız. Birazdan sosunu yapacağız ve sosuyla da servis yapacağız. Evet, şu anda görüyorsunuz. Etleri de şöyle. Keşke kaşığımız var, gördüğünüz gibi. Büyük tahta kaşığımız var. Evet, etleri de gördünüz. Burada etleri kemikten ayrılmış. Evet, şöyle kemiklerimizi çıkartalım. Şu kenara koyalım. Kemiklerimizi şöyle güzelce, etlerimizi çıkartıyoruz. Kemiklerimizi de şöyle gördüğünüz gibi etlerimiz kemiklerden ayrılmış. Bunu da alıp şöyle başka bir tabağa koyacağız. Sonradan o etlerimizi kemikten yeniden ayırıp içine atacağız. Soğanlarımız da burada. Soğanlarımız da pişmiş. Gördüğünüz gibi soğanımızı da şöyle kenara koyalım. Evet. Arkadaşlar. Keşkeğimizi güzelce şöyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Soğanımızın biri de burada. Onu da alalım. Bunları tekrardan istersek yine de koyabiliriz. İstersek de öyle de yiyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda keşkeğimizi karıştırma, bizim kendi tabirimizle keşkeğimizi çalma diyoruz biz buna. Şöyle güzelce keşkeğimizi keşkek kaşığımızdan çalıyoruz. Bu işlem yaklaşık 15 dakika kadar sürecek. Böyle böyle karıştıra karıştıra arkadaşlar, her tarafını güzelce kaşığımızdan keşkeğimizi karıştırıyoruz. Şöyle ben size göstereyim. Oh, sakız gibi olmuş. Yarmamız, aşırık buğdayımız, nohutumuz içinde erimiş. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. Keşkeğimizi bu şekilde 10-15 dakika kadar güzelce, iyice hellenmesi için güzelce karıştırıyoruz. Yani biz buna böyle sakız kıvamında olacak gibi kadar karıştıracağız. 10 dakika karıştırırsak herhalde keşkeğimiz tam yemeğe layık olacak. Evet arkadaşlar, keşkeğimizi 10 dakika boyunca böyle karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, keşkeğimizin sosu için sıvı yağımız var. Pul biberimiz, kırmızı toz biberimiz ve salçamız.
Evet, şimdi sosunu yapalım. Ocağımızın altı yanıyor. Tavamıza sıvı yağımızı koyalım. Yağımızın içine bir yaklaşık 1,5-2 kaşık kadar salçamızı koyuyoruz ve salçayla yağ birbirine bütünleşecek kadar, eriyecek kadar kızgın yağda salçamızı eritiyoruz. Salçamızın ve yağımızın içine bir miktar göz kararı pul biber, bir miktar göz kararı kırmızı pul biber atıyorum. Yeniden karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, sosumuzda salçalı pul biberli toz böyle sosumuz hazır oluyor. Bu sosumuzu servis tabaklarına aldığımız keşkeğin üzerine koyacağız ve afiyetle yiyeceğiz. Evet. Güzelce şöyle salçamız eridikten sonra sosumuzu keşkeğimizin üzerine koymak üzere ocağın altını kapatıp evet. Arkadaşlar, keşkeğimiz ve sosumuz hazır. Şimdi keşkeğimizi tabaklara koyacağız, servis edeceğiz. Evet. Bir kaşık daha keşkeğe koyalım. Evet arkadaşlar. Keşkeğimiz hazır. Ve sosumuz da burada. Sosumuzu da güzelce üstüne şöyle koyuyoruz. Yanından da şöyle salçasından. Evet arkadaşlar, keşkeğimiz yemeğe hazır. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun.